TRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 18 Ocak 2017 ve ben Ali Yolcu, TRT Akdeniz ana haber bültenleriyle sizlerle birlikteyim. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Serkan Topal'a kameralarımızı çeviriyoruz. Bakın neler söyledi Serkan Topal. FETÖ'cü hainler başarılı olsaydı ülkemizde ne olurdu? CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı ve Adalet Bakanı'na seslendi. Topal 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı ne olurdu diye sordu. O hal ilan edilirdi. En demokratik hak olan gösteri ve yürüyüşler yasaklanırdı. Ekonomi rayından çıkardı. Dolar patlama yapardı. Gazete, dergiler ve televizyonlar kapanırdı. Gazeteciler, milletvekilleri ve muhalif olanlar tutuklanırdı. Üniversitelere aday dahi olmayan rektörler atanırdı. Muhaliflere cadavu başlar, kabus gibi günler yaşanırdı. Anayasa değiştirilir, dikta rejimi kurulurdu. Allah'a şükür birlikte engelledik. Adalet Bakanı'na seslenen Topal, darbe engellenmiş olmasına rağmen neden darbe gerçekleşmiş gibi uygulamalara maruz bırakılıyoruz dedi. Millet çevrilmiş, sadakamız varmış. Cümleten tekrar geçmiş olsun. Sayın Bakan, siz de böyle düşünüyor musunuz? Darbe engellenmesine rağmen bütün bunları yaşıyor muyuz? Teşekkür ediyorum. Evet, Serkan Topal'ın altını çizdiği nokta, darbe olmuş gibi yaşıyoruz Türkiye'de. Eğer darbe başarılı olsaydı bundan fazla ne olacaktı mesajı verdi. Aynen katılıyorum Sayın Serkan Topal'a ve bir diğer CHP'li milletvekili Hilmi Yarayıcı. Meclis Genel Kurulu'nda yine bir konuşma yaptı ve AK Parti hükümetini özellikle dış politikada ama aynı zamanda güttüğü iç politikayı da sert bir dille eleştirdi. Anayasa değişikliği ile ilgili bir ülkenin tüm kaderini bir tek adamın emrine vermek için can siperhane bir şekilde mücadele eden iktidara sormak istiyorum. 14 yıllık iktidarınız boyunca aldatılmadığınız, kandırılmadığınız veya sonu felaketle bitmemiş herhangi bir politikanız var mıdır? CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği ile ilgili konuştu. Yarayıcı AK Parti hükümetini eleştirdi. Ergenekon balyoz davalarına bakalım. Burada faili meçhullerden cinayetlere imza atmış kontrgerillan yargılanmadığını, yargılananların salt AKP karşıtlarından dolayı yargılandıklarını, bu yargılamalar yapılırken kumpaslar kurulduğunu, hukukun ayaklar altına alındığını söyledik. Cemaatle ilişkilerinizi ele alalım mesela. Cemaatin devlet içinde devlet olduğunu, onlarla işbirliği içinde olmanızın ülkemizi bir felakete sürükleyeceğini söyledik. 2010 referandumu sonrası HSK aracılığıyla yargıyı cemaate teslim etmenizin hukuku bitireceğini söyledik. Siz ne dediniz? Kandırıldık dediniz. Allah affetsin dediniz. Yine CHP olarak AK Parti hükümetini daha önce iç ve dış siyasette uyardıklarını söyleyen Yarayıcı, Suriye politikasında suçlu ilan edildik dedi. Bizim komşu Suriye halklarıyla bir sorunumuzun olmadığını, Suriye'de oluşacak bir istikrarsızlığın tüm bölgemizi etkileyeceğini söyledik. Söylediklerimiz bir kulağınızdan girdi, öbüründen çıktı. Üstüne üstlük katil çetecilerle işbirliği yapıp meşru bir hükümeti devirmeye ön ayak oldunuz. Bu yaptığınızın yanlışların en büyüğü olduğunu, bu teröristlerin günü geldiğinde silahları bize doğrultacağını söyledik. Umursamadınız bile. Sonuç, Moskova deklarasyonuyla bugüne kadarki Suriye politikanızın yanlış olduğunu dünyaya siz ilan ettiniz. Yarayıcı şöyle devam etti. Bu ülkenin geleceğiyle bu kadar oynamayın. Kendi siyasi ve ideolojik tercihlerinizi eğitimde reform olarak yutturmaya kalkmayın. Layık bilimsel eğitim bizim tek çıkar yolumuzdur. Bizim bilimden uzaklaşmaya değil, daha fazla bilime ihtiyacımız var. Eğitim sistemimizi bilimden uzaklaştırdığınız ölçüde bizi Orta Doğu'ya daha da yakınlaştırırsınız. Ve Orta Doğu'ya çevirirsiniz. Bu ülkeyi kan ve gözyaşıyla büyük mücadelelerle... Şimdi biliyorsunuz dış politikada özellikle hükümetin bazı isimleri mesela Sayın Duman Kurtulmuş gibi Suriye politikası yanlıştı demişti. Biraz da Sayın Hilmi Yarayıcı buradan yola çıktı. Biz baştan beri söyledik ama bizi suçlu ilan ettiniz. Hatta zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili diğer vekiller şurada söylediler. Bizi Esatçı ilan ettiniz. Ne oldu şimdi? Suriye politikası yanlış diyorsunuz.
şeklinde burada da ince bir gönderme var, ince bir mesaj var ve anayasa değişikliğinin ikinci tur oylaması öncesinde CHP'li milletvekilleri yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasaya tepki olsun diye kırmızı kart gösterdiler. Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylaması öncesinde CHP'li milletvekilleri genel kurulda eylem yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının bir dakika ayağa kalk eylemine destek veren CHP'li vekiller teklife kırmızı kart gösterdi, hayır mesajı verdi. CHP'nin kırmızı kartlı eylemine karşı bazı AK Partili milletvekilleri de boş beyaz kağıtları kaldırarak anayasa değişikliğine evet mesajı verdi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse konuşması. Ülkemizin geleceğini derinden etkileyecek bu anayasa değişikliğine karşı hep beraber bir dakika ayağa kalkma eylemi, ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kart gösteriyoruz dedi. Ardından CHP Hatay Milletvekilleri Serkan Topal ve Hilmi Yarayıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ayağa kalkarak kırmızı kart gösterme eyleminde bulundular. İşe yarayacak mı? Tabii bu protestolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü başka protesto eden şu anda kimse yok. Yani ne vatandaş bazında kimse var, ne de milletvekili bazında, ne de sivil toplum örgütü, ne de başka bir şey. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri işte böyle bir eyleme imza attılar. Yani bir sonuç çıkacak mı? Ben çıkacağı kanaatinde değilim. Ama çıkmasa da tepki göstermek yine de her vatandaşın hakkı, tabii bunu da biliyorsunuz. Bir diğer tepki, layık, demokratik, Türkiye için ayağa kalkıyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi. Adres ise Samandağ. Aralarında Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in de olduğu kalabalık bir grup o eyleme imza attı. Bakalım o eylemde neler yaşanmış. Tam bağımsız, layık, demokratik Türkiye için ayağa kalkıyoruz. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, CHP Samandağ İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan, CHP Hatay İl Yöneticisi Ahmet Bozoğlan, Samandağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın katılımıyla Samandağ Belediyesi önünde ayağa kalkıyoruz eylemi gerçekleştirildi. Başkanlığa hayır. Çünkü başkanlığa hayır diyoruz. Çünkü egemenlik tek kişinin değil, kayıtsız şartsız milletindir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüne inanıyoruz. Çünkü ülkemizde adalet istiyoruz. Çünkü layık, demokratik, tam bağımsız Türkiye için başkanlığa hayır diyoruz. Samandağ CHP İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Arkadaşlar, biz burada hayır demek için, daha çok özgürlükler için ayaktayız. Yarın 18'de, daha sonraki günler, her gün aynı saatte daha çok özgürlükler için, demokrasi için, haklarımız için, geleceğimiz için ayaktayız. Hepinize katılmanız. Ve Hatay'da bir operasyona imza atıldı sevgili seyirciler. Aralarında SYKP ve HDP'li yöneticilerin de bulunduğu toplam 34 isim gözaltına alındı. Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde başlattığı operasyonlarda Samandağ, İskenderun ve Antakya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aralarında HDP Hatay İl Eş Başkanları Şükran Dağ Cabir ile Kerem Nalbant'ın yanı sıra İHAD ve Eğitimsen Hatay Şube yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. HDP İl ve İskenderun ve Samandağ ilçe binasında da arama yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler sorguya alındı. Aralarında HDP İl Eş Başkanları Kerem Nalbant ve Şükran Dağ Cabir, Nihat Eraslan, Adnan Er Yılmaz, Sultan Başaran, Nevzat Güzel ve Yusuf Gülşen'in de bulunduğu gözaltılara CHP Samandağ İlçe Teşkilatı ve İnsan Hakları Derneği tepki gösterdi. İnsanlar OHAL yasalarına dayanılarak hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıyor. İşlerinden ediliyor, toplum içinde itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Unutmayın ki siz halktan ve siyasi partilerden bu desteği darbeye ve darbecilere karşı mücadele edesiniz diye aldınız. Siz ülkenin demokrasisini kesintiye uğratmak isteyenlerle
mücadele edesiniz diye bu halk size destek verdi. Gidin darbeyle, darbecilerle mücadele edin. Gür ve demokratik Türkiye'den yana olan hiç kimse kararlılığa teslim olmayacaktır. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldırmayacak. Evet, aralarında tanıdık isimler de var sevgili seyirciler. Bu söz konusu gözaltına alınan isimlerle ilgili. Mesela Halkların Demokratik Partisi Hatay İl Eş Başkanı Şükran Cabirdağ avukat daha önce de gözaltına alınmıştı. Şimdi bir kez daha gözaltına alınmış. Bildiğim isimler arasında Sayın Talat Oruç da var, Kerem Nalbant da var. Bunlar bilinen isimler siyasette, siyasetin içinde. Daha doğrusu toplumsal gelişmelere duyarlılıklarıyla ön planda olan isimler. İşte bu gözaltılara da tepki olarak İnsan Hakları Derneği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'daki temsilcileri açıklamalar yapmışlar. Ve Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda iş adamı, önemli bir iş adamı Sayın Necmettin Çalışkan. Geçtiğimiz günlerde, pazartesi günüydü, geçtiğimiz günlerde demeyelim, iki gün önceydi yani. Bizim arkadaşımız Can Bedros Çapar'ın gündeme dair programına konuk olmuştu. Ve orada çok önemli açıklamalara imza attı. Ama bir açıklaması vardı Amanos tüneliyle ilgili. Hani o Hassa'da bilmem neresi bilmem nereye bağlanacak seçim öncesi oldukça gündem oluşturmuştu Amanos tüneli. Amanos tüneliyle ilgili dedi ki Necmettin Çalışkan, o tünel olmayacak. Artık hayal dedi. Çünkü fizibilite raporu olumsuz çıktı. Buyurun. Uzun yıllar boyu Hatay ihmal edilmişti. Bu dönemde de ihmal edildi. Ya yapılan iş yok mu var mı? Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı iş adamı Doktor Necmettin Çalışkan, Amanos Tüneli projesinin ertelendiğini söyledi. Doktor Çalışkan, HRT Akdeniz'de Can Çapar'ın gündeme dair programında tünelin fizibilite raporunun olumsuz çıktığını açıkladı. Efendim işte biz gemilerle bilmem İskender Aurora yaptı falan, hikaye bunlar. Bunlar maliyetleri artırıyor. Bunlar hızlı bizim Hatay'da ne gönderiliyordu? Hatay'dan tarımsal ürünler, gıda maddeleri, kısa ömrü olan ürünler gönderiliyor. Hızlı tüketilmesi gereken, adam Avrupa'da niye almıyor? Senden 3 günde gidiyor diye. Sen şimdi Hassa tünelinden bahsediliyordu. Fizibilite çıktı, olumsuz. Bu proje tamamen hayali bir proje. Birilerinin ayakta kalma adına, birilerinin işte birilerine şirin görme adına yaptığı bir proje neymiş? Hatay için Asrım Projesi adıyla vizyona çıkan ve seçim öncesi çokça konuşulan projeler arasında yer alan Amanos Tüneli'nde yaşanan olumsuz gelişme Hataylıları üzdü. Amanos Tüneli projesinde fizibilite raporunun olumsuz çıktığı öğrenildi. Hataylıların heyecanla beklediği Amanos Tüneli projesiyle ilgili yaşanan olumsuz gelişmeyi ise ilk duyuran isim Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doktor Necmettin Çalışkan oldu. Proje neymiş? Antep ile Maraş 50 kilometre daha az mesafe yol kullanarak Osmaniye güzergahı yerine Hassa tünelinden limana açılacakmış. Bir de İskenderun'un sanayiciye Hassa'da arazi oluşturulacakmış. Yaşanan bu gelişmeyi ilk kez duyuran isim olan Necmettin Çalışkan, bundan kendisinin de büyük üzüntü duyduğunu, ancak yeni alternatifler üzerinde durularak çok daha verimli projeler üretilebileceğine işaret etti. Gelin Sarımazı üzerinden Topbazı'na tünel geçidi açın. Bu açılırsa inşallah bu gerçekleşir. Yıllardır savunduğum bir şeydir bu. Tahta Köprü üzerinden, yani Sarımazı Tahta Köprü üzerinden Topboğazı'na tünel geçişi sağlanırsa bu yol hem 7 kilometre daha kısalıyor. Bu çalışma yapan teknik ekipten aldığım bilgi, yol 7 kilometre daha kısalıyor. Zaman olarak da 20 dakika daha kısalıyor Antakya-İskenderun arası. Şimdi siz Antakya-İskenderun arası bu yolu 20 dakika daha az zamanda gidiyor geliyor olunca da, yani 35-40 dakikada İskenderun'a varılırsa Hatay'ın en önemli istihdam problemlerinden birisini çok kolayca çözmüş olursunuz.
Hatay'ı ikiye bölen Amanos Dağları'na açılacak tünelle şehrin iki yakası arasında hızlı ve güvenli bir yol oluşturulacaktı. Bunun için 14.680 metre uzunluğunda 4 tünel, 910 metre uzunluğunda 5 viyadük ve 6 köprü yapılacaktı. Bu proje ile birlikte Gaziantep-İskenderun arasının 221 kilometreden 136 kilometreye, Kahramanmaraş-İskenderun arasının 186 kilometreden 151 kilometreye, Kilis-İskenderun arasının 153 kilometreden 113 kilometreye inecekti. Böylelikle hem Hatay'ın doğusu yatırıma açılacaktı. Aynı zamanda komşu illerden gelen ihraç malları çok kolay şekilde limana ulaşacaktı. Ne kadar çok reklamı yapılmıştı değil mi? Hatırlayın, o zaman Sadullah Ergin gündemdeydi. Bakandı, istifa etmişti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacaktı. 2014'ten söz ediyorum. Amanos Tüneli'ni öyle bir kullanmıştı ki hem kendisi hem diğer siyasiler, iktidar partisine mensup milletvekilleri. İşte Amanos Tüneli bu kadar. Yani konuşuldu. 2015'te ilk kazma, 2016'da ilk kazma, 2017'de vesaire. Meğer söz konusu proje çoktan rafa kalkmış. En azından Sayın Necmettin Çalışkan'ın açıklamasından biz bunu anlıyoruz. Peki siyasiler niye bunu sürekli yapıyor? Sadece AK Parti'den söz etmiyorum ama son 15 yıldır iktidarda AK Parti olduğu için elbette AK Parti şu anda, ondan söz ediyoruz doğal olarak. Ama siyasiler oldu olası Türkiye'de sevgili seyirciler vatandaşı kandırmışlardır. Vatandaşı aldatmışlardır. Vatandaşa yalan söylemişlerdir. Daha açık söyleyeyim mi yani? Siyasetçinin işi bu. Onun için siyasete ve siyasetçiye olan güven Türkiye'de nasıl sıfırlanmış demeyelim ama neredeyse sıfırlanmış vaziyette. Ama buna neden olan yine siyasetçilerin kendisi. Ve Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, gazeteci Fatih Dezcan hatırlayacaksınız. Hem Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ile ilgili hem de Hatay ile ilgili, Samandağ ile ilgili o nasıl diyelim? Çok basit açıklamaları vardı. Basit insanların ağzına basit açıklamalar tabii yakışır. Onunla ilgili Mithat Nehir, Başbakan Yardımcısı Süleyman Soylu'yla, İçişleri Bakanı, özür diliyorum, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla görüştüğünü söyledi. Ve bakın o görüşmede neler geçmiş. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, gazeteci Fatih Tezcan'ın Hatay ve kendisiyle ilgili suçlamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. Bakan Soylu'yla görüşmesinde gerek şahsımı gerekse ilçemi ve ilimi hedef gösteren bu şahıs olmayan şeyleri var gibi göstermekte, halkı kim ve düşmanlığa sevk edecek yayınlar yapmaktadır. Sahip olduğu sosyal medya hesabı üzerinden ve bazen katıldığı bir televizyon programında aynı kirli ağzı kullanmaktadır diyen Nehir, bu tür açıklamaların kamuoyunda tepki ve infial uyandırdığını ifade etti. Bahsi geçen şahısla ilgili Samandağ Mahkemesi'nin verdiği yakalama kararı olmasına rağmen yakalanmaması da korunduğu izlenimi vermektedir diyen Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Bakan Soylu'nun Fatih Tezcan'ı tanımadığını belirttiğini ve bu tür söylemlere göz yummanın mümkün olmadığını dile getirdiğini ifade etti. Nehir ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık olarak gerekli çalışmalarını yapacaklarını da ifade ettiğini belirtti. Evet, Antakya Belediyesi ve Antakya Belediyesi'nin Antakya ilçesi genelinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili derleme bir haber var sırada. Antakya Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Gazi Mahallesi'ndeki parke döşeme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Kimyeci mahalle sakinleriyle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Görüştük, dedi ki Gazi mahallemizde bir altyapı çalışması olacak mı? Bir çalışma öngörmedikleri için biz 11 tane sokağımızı mahallemizde açtık. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, yemyeşil bir Antakya için sürdürülen hizmetler kapsamında da Esentepe Mahallesi Vali Utku Acun Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mahallemiz 95 mahalle içinde en büyük mahallelerden bir tanesi. Başkan Kimyeci kendisine eşlik eden daire müdürleri, muhtarlar ve teknik ekiplerle fikir alışverişinde bulunarak parkta ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda ilgili birimlere talimatlar verdi.
ve buradaki en büyük parkımız da Vali Utku Azim Parkımız. Böylece gençlerimizin hizmetine pırıl pırıl bir şekilde inşallah kısa bir zamanda sunmuş olacağız. Antakya Belediyesi ibadethane temizliklerini de sürdürüyor. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci son olarak hizmet denetimleri kapsamında Hacı Suat Yılmaz Camii'ndeki ibadethane temizliği çalışmalarını denetledi. Bir hizmet yapıyor. İlçemizde bütün camilerimize eşit aralıklarla hizmet geliyor. Biz yapılan hizmetten memnunuz. Başkan Kimyeci, vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için çalışmaların düzenli olarak devam ettiğini belirtti. İl müftümüzün müsaadeleriyle Antakya'mızın genelindeki bütün camilerimizin, 189 tane camimiz, 74 tane Kur'an kursumuz düzenli bir şekilde ekiplerimiz tarafından temizlenme programına alındı. Böylece biz bütün insanımızın olduğu her yerde insana hizmet, Allah'a hizmet düsturuyla gayret içerisindeyiz. Ve Armutlu Cami Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Süleyman Mengüllüoğlu, sevgili seyirciler, tabii Antakya'dan söz ediyoruz, daha doğrusu Defne'den söz ediyoruz. Defne'ye bağlı Armutlu Mahallesi'nden. Süleyman Mengüllüoğlu, Hatay Valisi Erdal Atay'ı makamında ziyaret etti. O ziyaretin bir konusu vardı sevgili seyirciler. O konu neymiş, onu da haberden izleyelim. Armutlu Cami Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu, Hatay Valisi Erdal Atay'ı makamında ziyaret etti. Mengüllüoğlu, Vali Atay'a başkanı olduğu derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki Şubat ayında yaşama geçirmeyi hedefledikleri etkinlikle ilgili bilgi verdi. Mengüllüoğlu, terör olaylarını sert dille bir kez daha kınadı ve birlik ve beraberliği için Şubat ayında Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde geniş çaplı bir katılımla esenlik duası yapacaklarını söyledi. Düzenlenecek etkinlikte Hatay protokolü yanı sıra Ankara'dan İçişleri Bakanlığı'ndan bir heyetinde bulunacağını belirten dernek başkanı Süleyman Mengüllüoğlu, her dinden, her mezhepten ve her görüşten temsilcileri davet edeceğiz. Hatay'ın tüm renkleri bu etkinlikte olacak. Hem şehitlerimizi anacağımız bir etkinlik olacak, hem de birlik ve beraberliğimizi dualar eşliğinde pekiştireceğiz. Bu konuda Sayın Valimizle istişare yaptık. Etkinliğimizi Şubat ayı başlarında yapılması konusunda Sayın Valimizle prensipte anlaştık. Sayın Valimize bana ve derneğimize gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür ediyorum dedi. Armutlu Cami Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu, Şeyh Süleyman Mengüllüoğlu toplumsal gelişmelere oldukça duyarlı bir isim ve zaman zaman açıklamalarda bulunan bir isim. Haberi izlediniz. Şubat ayının birinci ya da ikinci haftasında hem ülkemizin hem dünyanın ve özellikle elbette Orta Doğu'nun birliği, beraberliği için öyle bir etkinlik düzenleneceğini, dualar edileceğini ama aynı etkinlik kapsamında şehitlerimiz için de Mevlid-i Şerif okutulacağını bana da bizzat aktardı telefonda. Ve bu söz konusu etkinliği bizler de önemsiyoruz ve teşekkür ediyoruz Şeyh Süleyman Mengüllüoğlu'na böyle güzel etkinliklere imza attığı için. Ve Çanakkale Savaşları Müzesi Hatay'da daha önce önümdeki notlara göre Yayladağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Belen, Arsuz, İskenderun gibi ilçeleri dolaşmıştı. Ve bu söz konusu ilçeleri dolaşırken de tam 150 bin kişiyi misafir etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İşbirliği ile Hatay'ın tüm ilçelerinde açılan Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi'ni 150 bin kişi gezdi. Son olarak Reyhanlı'da açılan Çanakkale Savaşı'nda kullanılan materyallerin sergilendiği müzeye öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çanakkale Gezici Müze Koordinatörü Cengiz Yörük Arslan, Çanakkale Savaşları'nın 101. yılı nedeniyle Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi. 5 yıldır Çanakkale Gezici Müzesi'ni bölgeye gidemeyen vatandaşların görmesi için dolaştırdıklarını belirten Yörük Arslan, "Bizler Çanakkale'yi çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Hatay'da Yayladağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerimizi dolaşarak öğrenci ve sivil 150 kişiye ulaşmış olduk," dedi. Gezici müzede o dönemlere ait mermi, matara, kıyafet ve top dahil yüzlerce materyalin yer aldığını ifade eden
Yörük Arslan. Hepsi 101 yıllık eserlerdir. Amacımız çocuklarımıza Çanakkale ruhunu kazandırmaktır. Ziyarete gelen öğrenci ve sivil vatandaşlarımıza hem görsel hem de anlatımlı olarak müzemizi anlatmaya çalışıyoruz diye konuştu. Reyhanlı Öğretmen Evi'nde açılan Çanakkale Savaşları Müzesi 21 Ocağı kadar açık olacak. Evet, şu an itibariyle Reyhanlı Öğretmen Evi'ndeymiş. Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde ve 21 Ocak tarihine kadar orada kalacak Öğretmen Evi'nde. Dileyen Hataylılar gidip orada ziyaret edebilirler. Ve geldik elektrik kesintisine. Yarın için elektrik kesintisi nerelerde varmış? Hemen bakıyorum notlarıma. Kırıkhan, Payas, Belen, Dörtyol, Antakya ve Defne ilçelerinin bazı yerleşim birimlerinde. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Perşembe Hatay'ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. Açıklamaya göre Kırıkhan Alsancak Mahallesi'ne 9 ile 15 saatleri arasında, Hatay'ın Payas Karbeyaz Mahallesi Üstün Sokak ve Topraktepe Sokağı 8.30 ile 17.30 saatleri arasında, Belen Karapelit Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında, Dörtyol Sanayi Mahallesi'ne 0.30 ila 7.30 saatleri arasında, Antakya Dikmece, Oğlakören ve Güldüren Mahallelerine 9 ila 17 saatleri arasında, Defne Harbiye Mahallesi'ne 9 ila 17 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bültenleri bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, eğer Allah izin verirse elbette yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.